AK Parti Konya İl Gençlik Kolları'nın düzenlediği danışma meclisi toplantısı Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ve Kent Protokolü'nün katılımıyla gerçekleştirildi. Gençlere seslenen Bakan Muharrem Kasapoğlu bu tür toplantıların önemli olduğunu vurguladı ve ekledi. Sizler gündelik hayatın koşuşturmasını bir kenara bırakarak sorumluluk almayı tercih eden örnek şahsiyetlersiniz. Bu genç yaşlarınızda kişisel çıkarlarınız için çalışmaktansa ülkenize hizmet etmeyi gaye edindiniz. Türkiye'nin sadece gelecek için değil, bugünler için umudu olan nesiller olarak size yakışanı yaptınız. Gençlere büyük görevler düştüğünü dile getiren Bakan Kasapoğlu, AK Parti siyaseti vizyondur, dedi. Bir araya geldiğimizde gündemimiz daima Türkiye'dir. Türkiye'nin meseleleridir, milletimizin istikbalidir. Bizim önceliğimiz, milletimizin mutluluğu, ülkemizin istikrarı, atılımlarımızın devamlılığıdır. Bizim gündemimiz her zaman Türkiye'nin nasıl daha iyi yerlere getirilebileceği, insanımıza hizmet standardının nasıl daha yükseklere taşınacağıdır. 17 yıldır dünyanın Türkiye'yi izlediğini söyleyen AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da AK Gençlik olarak bu kutlu yürüyüş milleti olan sevdanın gereğidir ifadelerini kullandı. Medeniyetimizin akışı içinde 2001-14 Ağustos'unda cisimleşen bu kutlu yürüyüş millete sevdasının gereğini yapıyor. Tarih yazılıyor. Tarih yazıyoruz. 17 yılda dünya dikkatle Türkiye'yi izledi. 3 Kasım 2002'de sessiz devrimle başlayan bu süreç yeni bir hükümet sistemimizle yoluna devam ediyor. Daha sonra sözü AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız aldı. Bakışlarınızdaki enerjiyi hissediyorum. Bu potansiyel evet bana güç veriyor. Genç buluşma Konya'mızın dinamizmi, AK gençliğin, AK kadroların dinamizmi Türkiye'nin geleceğine ışık tutuyor. Türkiye'nin geleceğini aydınlatıyor. Türkiye'nin geleceğini inşa ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise ülkesi ve davası için fikir üreten bir gençlik oluşturduklarını vurguladı. Geleceğin Türkiye'si için çok önemli bir şey yaptık. Belki de işlerinde en önemlisi. Bayrak asan, slogan atan gençlikten ülkesi için, davası için fikir beyan eden, temsil kabiliyeti olan bir gençliğe geçtik. Danışma meclisi toplantısı hediye takdimiyle sona erdi.